Sayın muhtarım, ilk önce merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Allah'a emanet olun işte. Böyle böyle geçinip gidiyormuş. Ya ne yapacağım bu? İhtiyarladım. İhtiyarladım, yok canım. Ya genç geldik mi? Genç de doğru da normal yaşım biraz üstü olmuş. Bahtındayım ya. Yani çocukluğundan sorular sorabilir miyim? Çocukluğun nasıl geçti, bir anlatır mısın? Bildiğim şeyler var, anlatırım. Yani şimdi bunu halkımız merak eder ediyor. Aslında siz köyün muhtarı olaraktan çocukluğunuzdan bugünlere kadar gelene kadar kısa bir hayatınızı anlatır mısınız? Anlatırım. Ben yaylacıydım. Çocukluğum da yaylada geçti. Ömrüm de orada geçti. İşte hapis yaptık. Ondan sonra çok muhtarlık yaptık. İşte öyle böyle bugüne geldik. Çok kısa oldu Bahattin dayıcığım. Çok kısa oldu. Biraz çocukluğun nasıl geçti? Çocukluğun tabii yaylada geçmiştir de çocukluğun nasıl geçti? Çocukluğum oyun oynamak. Bilmem. Yaylada koyun peşi sıra. Koyun güttük tabii canım. Uzun zaman koyun güttük. Uzun zaman koyun güttünüz yani. Evet. Muhtarım, ne zaman askere gittiniz? 61. 60? Veya 60. İnkılapta ben askerdiniz. Kaç sene askerlik yaptınız? 2. 2 sene askerlik yaptınız. Yani askerde güzel ve acı anılarınız olmuştur. Hatıralarınız olmuştur. Birini anlatır mısınız? Tabii. En sonunda askerdim. Evet. Durum çok soğuk. Evet. Mutfağa kaçtım ben. Evet. Orada aşçılık yaptım. Evet. Böyle işte askerliydi. 2 sene askerliği de doğru. Geldim. Ondan sonra yaylacılık. Ondan sonra yaylacılık. Yani yaylada aşağı yukarı bir kaç sene geçirdin yaylada? Yaylacılık yaptınız daha doğrusu. 41 doğmuşsunuz. Evet. Yaşın 41 1941. Ben de Erzurum'da. 41 1941 doğmuşsunuz. Tamam. Yaşını daha sonra hesaplarız. Pekala muhtarım, köyümüzde kaç sene muhtarlık yaptınız? 20. 20 sene. Bayağı da uzun zaman yapmışsınız gerçekten. Yani. Eğleniyorum. Evet. Bu imdat muhtardı. Evet. Ben yanında azaydım. İmdat Almanya'ya gitti. Evet. Oradan istifasını gönderdi. Bana kaldı. Daha sonra seçile. Evet. Ondan sonra baba yedine girdik. Evet. Giriyorduk. İsmail Ahmet. Boydak. Evet. O ben muhtarlığa giriyorum dedi. Evet. Girersen buyurdu dedim. Ben ona bıraktım. O muhtar oldu. Ben az oldum. O da istifa etti. Bana kaldı. Yine devam. Yani muhtarlıktan emekli oldum. Evet, çok güzel Bahattin dayıcığım. Pekala, Bahattin dayıcığım, kaç çocuğunuz var? 5. Allah bağışlasın. Tamam, düzeltelim. Düzeltiyorum, 3 kız, 2 oğlan. kızların nerede şu anda? Oğulların nerede? Oğulların biri Almanya'da, biri burada Kemal Koç işte. Evet. Biri de Kemal Koç Almanya'da. Tamam, kızların? Kızlarım döndü İstanbul'da. Evet. Nuray burada. Tak Mustafa'nın. Tak Mustafa'nın. Almanya'da. Evet. Almanya'da. Şu anda burada. İyi. Güzel. Allah sağlık sıhhat versin. Tabii canım. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Fatma'yıcım. Aleyküm selam. Hiç üzüntülü günün oldu mu? Anam öldü, babam öldü, abim öldü. Hepsi öldü ya.
rahmetli oldular değil mi? Abim oturuyor yani. Almanya'dan gelip öne kaza yaptı. Abimin ailesi, oğlu falan öldüler. Erman abi gildi değil mi? Babası, annesi. Abdurrahman. Allah rahmet eylesin. Ömer Önder. Rahmetli babam senin ağzını. Allah'ım da namık. İyilik sever. Hatip oğlu. Bu şimdiki muhtar yengi. Evet. Benim bunlar hep ağzım. Şimdi Engin abi muhtar. Evet. 10 sene Hatip oğlu yaptı. Evet. Engin'in 15 seneye mi döndü ya? Batın Ecep, o zamanlar senin döneminde korucu sistem vardı değil mi? Elleydi. Korucu sistemi köyden. Köyden evet. Korucuların kimdi Batın Ecep, söyler misin? Ali Mazur Ramadi, Ali Mazur. Abi, bu Mehmet Bey'in belki. De Muzaffer. Gel attım bu Muzaffer. Çetin değil mi? Ya. Bunlar benim bekçiliğimi yaptı. Şimdi köyde bekçilik sistemi yok yani. Ne kaldı? Korucu da yok. Şimdi bence bekçilik sistemi geri gelmesi lazım mı Batı'nda? Bence gelmesi lazım diye düşünüyorum gelmesi ben. Gelmesi lazım ama yok. Şimdi bir muhtar, lafını balla kesiyorum. Bir muhtar tamam neye bakabilir yani bir köyde? Hiçbir şeye bakamaz. Ne olacak işte? Bir adat olmam, bir bekçisi yok. Evet. Bir şey yok. Ne bakacak? Tabii yani. Dün öyle. Bekçi diyecek ki muhtara şurada şu var, şurada gidiyor, şu var. Evet. Gidiyorlar, bekliyorlar işte. Arazi yok, oluyorlar. Evet, evet. O yok, bu yok. O yok, bu yok. Yani şimdi muhtarların işi bence zor ya. Zor. Gerçekten zor yani. Muhtarlara bazı şeylerde kızmamamız lazım diye düşünüyorum. Yani şeyler, koruculuk sistemi olsa hani araziyi korular. Tabii. Bazı şeylerini yapar. Ama koruculuk olmayınca ne yapacak muhtar? Evet. Tabii canım, ne yapacak tek başına? Evet. Öyle, tek iş. Evet. Tek. Şey, işte borculuk sistemi deyince şimdi zor. Bizim dönemimiz bu değil. Şöyle sigortası olacak, bilmem nesi yatacak da orada bu sistem ne olmaz yani. Ha, sizin zamanınızda korucunun Yok. Sadece köylü diyordu yani. Neyse Ali Mazur'a ben evet. Diyordum. Evet. Lan Artur Ak bizim 25 evet. Beyaz evet. Para veriyor. Yok bana yetiyor bu sakalı parama yetiyor. Ya. Onunla şey yapıyor. Evet. Yok şimdi. Öyle yok. Hoş geldin yani. Ne getirdin buradan mı? Nereden geldin? Bahattin dayıcım, şu anda köyde yaşıyorsunuz. Köyde yaşıyorum. Yani kaç senedir emekli oldunuz, muhtarlığı bıraktığınızda kaç sene oldu bırakalı? Vallahi hatırlamıyorum da çok oldu. Hatırladım, tamam çok oldu. Şu anda... Yani belediye kurunca belediyeyi... Evet. Ben muhtarlığı bıraktım, hakim oldu orada. O belediyen önce tabii canım, evet. Doğru siz muhtarlığı, tamam ben, tamam. Belediyeyi ben kurdum. Tamam. Biz Ali Hoca'nın kim bulundu? Derelli Ali Hoca'nın. Yani şimdi köyde rahat bir yaşam sürüyorsunuz. Rahat, iyice takla kızla geliyoruz. 3-5 yıl paramız var işte, emekli. Bakıyor. Ondan da gel, şimdiye doluyor. Çalışamıyor, bir şey yapamıyor musun? Doğrudur, sayın muhtarım. Aleykümselam, buyur. Evet. Bir de koyayım mı? İyi misin? Tanıdın mı beni?
tanıdım, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Merhaba hocam. Merhaba. Ben Hamdi'nin amcası ne oluyor? Buyur, gel. İyi. Kurbanlıklar başladı değil mi? Sayın Muhtarım. Buyurun. Son olaraktan köylerimize, köylerimize bir şey söylemek ister misin? Köylüye ne söyleyeyim? Köylüler kendi kendine işte aslında köylünün ben durumu iyi değil Mustafa. Durumu iyi değil. Emekliler var onun için bir şey diyemiyorlar, görmüyorlar. Yoksa eyle çalışmayla, unutmayla olmayacak bir şey değil. Yani. Bir şey yok. Para yok. Para yapmayın. Tamam. Batlı'yı oğullarına, kızlarına buradan tertibin mikrofonlarına, kameralarına mesaj verir misin? Oğulların bundan sonra bundan sonraki hayatında sen söyleyeceksin şimdi. Oğullarıma başarılar, hepsine başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi geçinmeler. Çok para kazanmak. Evet. İnşallah, inşallah, inşallah. Cümlemiz. Evet. İnşallah, evet. Biz kazanamadık, onlar kazansın. Yani onların olsun. Kızlarımıza. Kızlarımıza da aynısı. Evet. Ama şimdi Bahattin Dayıcığım, bu senden çok güzel bir anı olaraktan kalacak. Evet. Anı olaraktan kalacak. Tabii. Bunu köylerimiz baktıkça seni hatırlayacak. Hatırlar sana. Evet. Oğlum herkes mutluluk, sağlık istiyor. Herkes çoluğuna, çocuğuna iyi geçecek. Anasıyla, babasıyla. Belki biz bilemedik. Onlar bilsin de yani. Bahattin'im onlar bilsin. Onlar bilsin de. Evet. Bilsin de. Siz de bilmeye belki de zamanınız mı olmadı desem. Ya sayın mesela ben bak uzun yıllar maktallık yaptım. Buraya Taşova'ya bir Bahur müdürü gelmiş idi. Bahur müdürü derken evet. Özel idareye. Adam dedi ki bana Fatih abi ben seni iyi birini tanıyorum dedi. Şu köyü Bahullu yap dedi. Oradan bana bir ucak kağıt verdi. Getirdim buradaki muhtar odasında evet. Ali'ye, Ali Önder'e yazdım. Oradan emekli olanlar var. Vallahi bana... Şimdi onların hepsi emekli oldu, dua ediyor. Yani, evet, evet. Evet. Şimdi dua ediyorlar değil mi? Ya. Şimdi dua et. Ben kendim bile bilmiyordum. Bak imdat bile bilmiyordu. Dedi konuşturuyor mu ya? Tabii. Konuşabilirsin bak. Ne? İmdat Almanya'dan geldi. Daha evet. Geldi sağ. Ben yanında azaydım. Evet. İmdat oradan istifasını göndermiyor. Bahur yatmamış. İmdat. Evet. Buradan ama şey gitti, Bahur müdürünün yanına gitti evet. İmdatına. İmdat dedi ki böyle, ne mi alacağınız benim dedi Bahur müdürünün. İmdat daha kendi, kaç lira, 10 lira, 100 lira borçlanmış. Evet. Alın 100 lira, 5 lira neyse, onu silin beni dedi. Sildi diyor şeyi, o parayı yatırdı, bize kaldı Bahur. Ben de o zaman ödedim, uzun. O zaman geçmiş, ben yine ödememişim Bahur'u. Evet. Ama emeklilik ne olduğunu bilmiyor. O zaman. O zaman. Oradan sonra Bahur beni yeniden icraya vermiş idi. Evet. Gittim savcıyla iyi konuşurdum. Savcının yanına girdim, bana çay söyledi. Evet. Hüseyin isminde bir savcıydı. Çay içerken de dedi ki, muhtar dedi, ben dedi, mahkemeye gireceğim. Bir diyeceğim varsa söyle dedi.
ben dedim, ben de Bahru'ya şeye geldim. Çok teşekkür ederim. Mahkemeye. Afiyet olsun, teşekkür ederiz. Ben de dedim mahkemeye geldim. Neden? Bahru dedim. Git yatır, yoksa bu onu tebliğ ederim. Öylece iyi kötü bir emeklilik var. İşte onunla da bir yedi içiyor. Ya öyle öyle evet, emekli oldu. Emeklilik neymiş diyor. Emeklilik ne olduğunu bilen yok. O zaman bilen yoktu değil mi? Yok. Pekala, benim rahmetli babamla bir anın vardır herhalde. Babamla tabi olmadığını mı ama? Bir anı, babamla bir anını anlatır mısın? Anlatayım. Babamla Ömer dayının yanına, evet. Ömer'in yanına. Topaletinin yanına gelen. Böyle işte o günler böyle işte. Tabii tabii. Gel. Rahmetli Osman dedeminle bir anın var mı? Çöngül Osman'la. Çöngül, evet. O da bu köye bir senelik muhtarlık yapmış. Tamam, var da. Osman dedem çok hizmeti var bu köye. Giden şu da vardı ama şu oyuna girmiş. Şimdiki şey aslında daha eskiye nazaran çok çok iyi değil mi Bahattin Dayıcığım? Yani bu kızından beraber konuşmaları, gezmeleri yani gerçekten yani. Bir önceden yüz görüm neydi? Nasıl isteniyordu kızlar? Görmeden isteniyordu. Yani anam baban geliyordu, alıyordu. Vallahi. Mesela sana falan kızardım. Evet. Daha açık yok. Yani, yok. Evet. Sonra her sene bir adam ölüyordu. Abiyle karı kızı. Evet, evet. Yani. Çok ölen oluyordu her sene. Evet, yani ne yap? Daha iyi biri de. Evet. Yani. Evet. Adam kızını köre verse yine bir şey diyemiyordu babasına karşı. Hmm. Öbek duruyordu eskiden. Diyelim ki senin amcan. Evet. Düğünün var senin. Amcan işte dayı oralar nöbet derler. Evet. Tavuklarla giderler. Bir tavuk aldı, tavuk. O tavuğu topladı mı yiğit başı oldu. Deli onlar. Evet. Yiğit başılar toplarsa onu bir kazanla bir evde bir şurada. O kazanı işte yetti o kadar ama nişanlı olanlara, yiğit başı olanlara birer tavuk veriyorlardı. Evet. Onlar da nişanlarına götürüyorlar. Nişanlarına götürüyorlar. Yani. Tabii tabii. Bacana bir de keşek yaparlardı biliyor musun? Çay kazanıyla. Aynen. Gördüler. Dedi ki bunlar da demiş ki sonra vallahi sizin böyle mazer yavrum. Niye? Ya oyunu buldun çamurun içine gördü ama Allah yeyleme. Evet, evet. Allah'ın seviyesine çıkma için böyle bir asır daha geçmesi lazım. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Atınlar. Yani Teoman'la öyle bir şeyiniz oldu yani. Öyle bir şeyimiz oldu. Teoman'la düştüm. Ya. Teoman.